Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyun severler. Ben Özgür Demir. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Medal of Honor Airborne oyununu oynayacağız. 2007 yılında çıkmış bir oyun. Biraz nostalji yaşayalım istedim. Şöyle bir geçmişe gidelim. 2007 yılının oyunu ama gerçekten dönemine göre grafikleri çok çok güzel bir oyun. Ve eminim ki hepinizin oynadığı ve severek oynadığı bir oyun. Zaten Medal of Honor'ın ilk oyunları çok hoşuma gidiyordu benim. Yani PlayStation 1'deyken o Underground diye bir oyunu vardı. Medal of Honor Underground. O çok hoşuma gitmişti. Diğer serileri de çok efsanedir. Tabii sonra Call of Duty çıktı. Birçok oyun vardır ama yani Medal of Honor'un bende ayrı bir yeri vardır. Hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Mücadele diyelim. Yeni. Hemen başlıyoruz. Yes. Oyunda bazı yerleri Türkçe altyazı var. Jumping out of an airplane is one of the safest things a man can do, provided he follows proper procedure. When the red light goes green, 3 eğitim atlayışı tamam ya bu şey. Ceren. Gördüğünüz gibi grafikleri görüyorsunuz arkadaşlar. North Africa, Mart 24.1943. Şöyle etrafımıza bakabiliyoruz. Şu anda bize eğitim veriyor. Eğitimde paraşüt atlayışını gösteriyor. Evet. Bazen böyle şeyler yaptığımızda bizi ödüllendiriyor. Evet. Şimdi diğer eğer istemiyorsan bir iki. Şöyle şu tarafa doğru. Bu ne? İniş yerim burası mı? Adjust your incoming trajectory. Attempt to grease the bu da güzel. Landing. Bu atlayışımızı da iyi yaptık. Vertical envelopment troopers. Death from above. There are some in the army who think you will amount to nothing more than a failed experiment in a new kind of combat. They don't know you like I do. I'm convinced that the end of Nazi tyranny, when it finally comes, will be delivered by the airborne. Şuraya iniş yapmam lazımdı, buraya Don't iniş yaptım. Disappoint me. Olmadı. Altın kanat ödülü, vay güzel. Kayıt noktasına ulaşıldı. Buradan devam edelim. Şimdi senaryo, ana senaryoya geçiyoruz ve dürbüne bakarken, izlerken yan giderek daha hızlı. Evet. Şimdi oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi Travis karakterimizin adı baş. Bizim yönettiğimiz karakter. Travis. Operation Husky. Bu Operation Husky bana şeyi hatırlattı. Mafya 2'de Vito'nun silah dükkanına gittiği adamla konuştuğu bir diyalog vardı ya. Belki hatırlamışsınızdır. Operation Husky diyor ya. Bana orayı hatırlattı. Evet, burada bu kısımlarda alt yazı İngilizce. Bu oyun oynamamdaki sebep 2. Dünya Savaşı'na çok ya aslında benim bütün tarihi bilgiye ve bütün tarih araştırmalarına bir bilgim ve isteğim var yani. Hani bu konu hakkında bilgi edinmeyi çok seviyorum. İkinci Dünya Savaşı da benim çok ilgimi çekiyor. Birinci Dünya Savaşı da çekiyor ama İkinci Dünya Savaşı benim çok çok dikkatimi çekiyor. Briefing'den çıkmak için E tuşuna bas. Burada silah seçeneğimiz var. Silahları seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi M1928 Thompson. Burada da M1 Garand var. Burada da Colt 1911, Colt 45'lik silahlarımız var. Hızlı bir şekilde Kar98K var, MP40 var. Aslında Thompson'ı alabiliriz. Thompson'ı alayım. Burada M1 Garand. M1 Garand'a devam et. Tamam. Silahları al dedikten sonra
görevimiz başlıyor. İkinci Dünya Savaşı dediğim gibi benim çok ilgimi çekiyor. Özellikle de Almanlar benim çok nedense savaşı bilmeyen barışı da bilmez. Japon atasözü milattan önce. Oo. MO ne demek? Sonsuz kötülük. Evet, burada bir arkadaşlarımız var gördüğünüz gibi. Hepsi böyle tedirgin, korkuyorlar bir yandan. Uçak çok sarsıntılı bir şekilde. Hadi bakalım, kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışığı yakmak demek herhalde atlayışa geçin anlamına geliyor. Oho, buldu lan. Buraya mı inmem lazım benim? Bak buradalar ama benim şuraya inmem lazım. Burada var ya çok kalabalıktır bence. Faşistler diyor. Ne? Tam yerinde. Biri iyi sıkıyor ama. Onu buraya gönderdim. Vallahi var ya. Bizim adamlar yok değil mi? Her yerden adam gelebilir. Hemen hızlı olmam lazım. Bak biri de şuradan sıkıyor. Şunu bir imha edelim. Kim ya? İstediğim niye sonucu alamıyorum ben? Yani bak kaç tane mermi sıktım, bak mermi nereye gidiyor? Biraz şeyi var, atışta biraz sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar, onu belirteyim. Eğer hedefi iyi vuramazsam demeyin niye. Şu tamam kafadan. Hızlı olmam lazım. Bombayı yerleştir, bomba da şey bana Erayn'ı kurtarmaktaki sahneyi hatırlattı. Tamam, patlama efektini güzel yapmışlar. 2007 yılına göre gerçekten başarılı bir oyun arkadaşlar. Yani grafikler 2007 yılına göre güzel. Burası tamam mı? Burayı temizledik. Şimdi kayıt noktasına ulaşıldı. Şimdi buradaki bütün Alman kuvvetlerini sanırım temizleyeceğiz. Bir de bazı yerler var bizim gitmemiz gereken. Oralara gideceğiz. Şu noktalar da bir. Bunlar işte şey, uçak savarlar. Almanların meşhur. Herhalde bunlar 88'lik. Şuraya atlasam mı ki? Kim var orada? Bak sıkıyorum sıkıyorum şey yapıyor. İstediğim sonucu vermiyor ama. Çatıdan da gideriz. Bacadan da gideriz. Her yerden gideriz. Çok çok karşıda. 13 tamam. 13 tamam. MG42 aldık. Şöyle bir ortalık kocaman edelim şunu. Karın güzel yapmışlar ya, oyunun genel anlamda atmosferi, etkileyici bir atmosferi var. Bombam yok.
Şeyi daha mı bulamayacağız? Mermi bitti. Askı çıktı adam. Geliyorum. Karşıda geliyor tam önüme. Biri de orada. Siz ne yapıyorsunuz? MP40 alacağım. Mecbur MP40 alacağım. Mermim bitiyor çünkü. Ki burada daha çatışacağız yani. MP40'ın da o atış hissiyatı nasıl? Neyse dur. Şöyle yap. Şimdi şuradan bir gideyim. Hızlı olmam lazım. Benim görevi mümkün olduğunca savaş oyunlarında hızlı olmanız lazım ki sizin yerinize gelecek destek kuvvetleri hızlı gelsin ve bir şeyler hızlı olsun. O arada belki bir arkadaşınız ölür. Başka biri ölür. Yani bulunduğunuz ortamı, zamanı aslında hızlı değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Zaman çok kısa. Bir bakıyoruz ki yıllar, hayatlar bir anda geçmiş, gitmiş. Bazen dersiniz bir gün geçmez ama bazen de bir ömür geçer. O yüzden zamanı hızlı değerlendirmek gerekiyor. Ben ilerledikçe yanımdaki arkadaşlar da benimle birlikte hızlı bir şekilde geldi. Alman. Bu Almanlar var ya, acayip. Önce 2'yi yukarıya koymuş. Şuradan mı çıktı? İyi, burayı dağıttım. Bizimkiler... Neredesiniz? Şuradan bakarız biz de. Oo, ne? O ne hareket ediyoruz daha orada? Hayalet gibi bir şey geçti, gördünüz mü? Yani onun gibi bir şeydi yani, tuhaf. Mermi bitti. Mermi bitti, hadi bak. Kaskını havaya atarım sana. Ne güzel. Benim asker arkadaşımı mı öldürüyorsun sen? Hayırdır? He? Neyse şuradan bir devam edeyim. Ben bir garant. Aynı mermiyi mi kullanırlarmış? Şunu da bir patlatalım, havaya uçuralım. Güzel. Patlama güzel. Burayı da Kuzeydoğu kapısına, kayıt noktasına ulaşılmış. Burada böyle. Şuradan devam edelim. Şuradan devam edeceğim. Ya gerçekten yani 2007 yılına göre gerçekten iyi bir oyun yapmışlar. Yani grafikler, yansımalar falan çok çok başarılı. O zaman şunlar bize nasıl geliyordu yani? Böyle kaplamalar falan 2007 yılına. 3 tane Alman gözüküyor önümde. MP40 mı almışız? Bu taraflarda Almanlar var. Bomba lazım. Burayı temizleyeceğiz de karşıya mı gideceğiz? Şurada bir hedef var. Oraya gitmemiz gerekiyor sanırım. Aslında kendilerini belirliyorlar. Almanlar var ya. Bak kurşunu yedi, ölmedi bu adam. Şimdi öldü.
Ben burada olmam. Kendime iyi bir siper bulmam lazım arkadaşlar. Yani savaştayken en önemli şey kendinize siper almak. Siperdeyken ateş etmek. Vücudunuzun %80'lik bölümünü... Ah, mermi de bitiyor, ne güzel. Ya adama sıkıyorum, hala ölmüyor. Bir şey var herhalde. Kar 98 affetmez herhalde. Seni görüyorum. Bak vurdum mu, tamam, çok güzel. Etkiliyor ama burada iyi ilerlemem lazım benim. Bunlar Almanlar mı, faşistler mi? Herhalde İtalya'daki şeyler ya. Faşist askerler. Of. İspanya sana böyle. Hadi bir uzat kafanı. Uzat bakalım kafanı. Burada biri var sanki. Tamam. Devam. Onun işi bitti. Onu ne diyorduk? Onun işi tamam. Bak bak burada. Oo, adam nereye yıldı? MG42 ile ateş ediyorlar. Kendime bir yol bulmam lazım. Bakayım buradan. Nereye geldik biz böyle? Sağlığım tam. Şimdi şurada bombam var mı? Bombam yok. Bak tam adamı kafaya sıkıyorum. Tamam, onun için tamam. Hızlı. Burada ölüp gideceğiz ha. Hadi. Bak benim bazen harbiden. Ya bunlar var ya, çok ağır davranıyorlar ya. Şöyle gitsene. Ben onların silahına baktım. Ya vur önündeki adam, önündeki adam vursana. Çok kötü durumdayım, çok kötü durumdayım. Ah, biri de karşıda MG42'yi kurmuş. Orada bekliyor, Medal of Honor Airborne harbiden. Güzel bir atmosfer yapmışlar. Geç 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 geç. Oh, bir de paraşütle iniş yapıyorlar hemen. Ya istediğim o vuruş hissiyatı, istediğim vuruş hissiyatına değil, onu söyleyeyim yani. Oyun konusunda öyle. Bak şu şey iyi değil. Call of Duty 1'de bile adam kaskı maskı fırlıyordu ya, resmen böyle için şey yapıyordu yani, böyle hissediyordun. Tamam diyordun ya, bu adam harbiden öldü diyordu yani. Vuruş hissiyatı çok iyiydi Call of Duty. Bunda istediğim şeyi alamadım. Nişancı madalyası. Geliştirilmiş namlu havalet. Tamam onun işte. Oradan da mı MG42 var, ne güzel. Çift taraftan hem de. Hem de iki taraftan birden sıkıyorlar. Bak yapay zekaya bakar mısın bir? Adam MG42'nin hemen başına geçiyor bak. Burada da ölüp çekişiyor. Neredesiniz lan adam? Sırtından sıkıyor be. Biri gelsin yardıma, biri gelsin.
Harbiden öldüm, öleceğim yani. Bizimkiler mi bunlar? Bir de şu karşıda bak. Adam böyle. Canım yükseldi, güzel. Şimdi icabınıza bakacağım ben sizin. Şimdi şunu da bir havaya uçurayım. Pimi. Bomba, ha tamam. Güzel. Hey, Worth. Hey. Go tell the CO we got this one. Sir, Sergeant Setzer's requesting reinforcements ASAP. Christ. We're spread thin as it is. Okay, you and Travers go, I'll hold here. I can't stand Setzer anyway. Şimdi come on, Travers. Temiz gereken bir yer var. All airborne forces within range of this transmission. Be advised that we have a platoon size unit pinned down. Şey, kapısında buluşmamız gerekiyor, ha, öyle mi? All units receiving this signal are ordered to proceed to that area to relieve and reinforce. Adam. Bizim birlikte mi buluşacağız şimdi? Bizim birliğin yanına gidiyorum ben. Bir burada varlar. Şundan kim? Bizim adamlar mı geliyor? Şuradaki ne? Ha, bura mı? Hey, over here. Grenade. Of. Yine çatışma. Hadi bakalım. Wait, Sergeant Dane. These bastards. Are you two my only reinforcements? Yes, sir. Go back to CP. Report to the colonel. Almanları indirmemiz gerekiyor burada. Almanlar bize iyi bir baskı yaptılar burada. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten Almanların en büyük işlerinden bir tanesi. Çok inatçılar. Kayıp nişancı takımı bul. Şimdi kayıp nişancı takımı nasıl? Of 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 of. Buradan. Kayıp nişancı takımı nereden bulacağız? Buradan mı geçeceğiz? Buradan geç. Güzel. Şunu almam mı şu? Kimdi o bana nasıl? Ben öyle vurma adam. Beni sinirletme. Şuradan çıkabilsem en güzel olur da. Biz kestirmelerden gideceğiz, böyle bunlara destek olacağız. Bunun işi tamam, güzel. Şurada birileri var bence. O kim ya, bir anda sıkılıyor. Nereye gitti? Savunma yapıyor bu Almanlar. Adamlar harbi bak. Of. Oo, benim var ya.
Ya var mı başka? Sen zaten var ya. Kafadan vurulmayı hak ettin yani. Kafadan vurulmayı hak ettin. Lan bizim... Neredesiniz siz ya? Böyle nasıl... Yani... Önden biz gidiyoruz, bunlar arkadan. Ortalık temizlendikten sonra geliyorlar. Oh ne güzel. Neyse biz tek başımıza da gideriz. Evet şimdi burada... Sniper alacağız, doğru. Vurmuşlar sniperciyi. You're gonna have to take the shot. Take Harding Springfield. Almanların sesi. O zamanki iletişim araçlarından bir tanesi herhalde, böyle bir telsiz konumunda veya Alman komutanı etkisiz hale getirdi. Kimmiş o Alman komutan? Komutan öldü. Şu da benim gözümü alıyor var ya. Enemy armor approaching from the north. All units are instructed. Adam da mı öldü yoksa? Ha yaşıyor, güzel. Tamam ben şeyi öldürdüm. Keskin nişancıyı öldürdüm. Elimdeki de Kar-98 herhalde. Silahı da aldım. Tamam buradan. Tamam buradan şimdi ana noktaya geçeceğiz. Gidin bakayım, siz gidin bakın buradan. Komutan niye gelmiyor? Ya biz bunlara destek sağladık. Bunları kurtardık çünkü rehin almışlar herhalde onları. Hızlı koşsunlar. Ne oldu? Gene Almanlar saydırıyor mu? Doldur mermiyi. Kafadan. Çok güzel ama ha. Kask işaretini gösteriyorlar. Bak nereye gelmiş. Uzat bakayım ya, dur. O da tamam. Görev başarılı. Şimdi biz nereye gideceğiz? Alman subayları öldür. 3 tane Alman subay kaldı. Kestirme bir yer var mı ki şuradan? Yukarı çıkayım bak. Burada bir yerde vardır mı bak. Ne acayip yerler var ya. Buranın neresi? Mahzen gibi bak. Şurada sen sağlık paketim zaten şey. Full. Buradalar, buradalar. Beni görüyorlar. Görmez olurlar mı? Alman onlar. Tepede bak bir. Şunu bekleyeceksin. Şarjör değiştirmesini bekleyeceğim. Kafadan. Diyeceğim.
Ölmedi mi o adam? Da kafadan. Yok, 96 mermi güzel. Ben iyi bir yer bulmam lazım ya. Şöyle tam bunları görebileceğim açısı net bir yere geçmem lazım. Bura nasıl? Burası da iyi de. Tamam. Beni fark ediyorlar, hemen siper alıyorlar da ben böyle burada durursam. Tamam onu işte, tamam. Subaylar var ya. Hareket edin diyor. Bilmem ne yapın diyor. İşte tamam. Eleştirilmiş parlak sürgü. Vay. Tamam bunun işi tamam. Nerede? Güzel. Ya sabit iyi bir yer bulamadım ki kendime. Şuraya geçeyim bari. Burada da çok öldürüyor. Bizimkiler gidiyor mu? İyi ilerliyorlar bizimkiler. Bak hemen içeri nasıl kaçıyor bak. Biz içeri gideceğiz, onların üstüne gideceğiz zaten. 3 tane diyor subay kaldı diyor. Burada beklediğimiz için şey yapamıyoruz, ilerliyoruz yani. İşte o bize fayda sağlamıyor. Çık 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 hemen. Ya bir desteğe gelin be. Var mı gelen başka? Heh, tam zamanında mermi geçtiriyoruz ha. Şu kim? Bizden değil mi? Şuradan sıkıyorlar ama. Kendin işini kendin yapacaksın diye bir laf var ya harbiden. Subay bu muymuş? Bunlar subay demek ya. Subayların üniforması böyle oluyor. Zaten Hugo Boss öyle bir üniforma yapmış ki Almanlara. Özel moda tasarımcılarına yaptırmış adamlar üniformayı. Öyle de bir... Yani gösteriş şu da şeye benziyor. Hamsın var burada. Yukarı bir çıkalım. Kim var yukarıda? Subayın biri öldü. Öbürü nerede? Öleceğiz şimdi.
kişi mi kaldı? Subay nerede? Alt katta değil mi? Şurada bir yerde abi. Şunun altında altında. Çünkü burada göstermiyor subayı. Alt katta var. Sniper'la mı öldürdü? Kendi tüfeğimle öldürdü. Hayır hayır. Bunda da hiç mermi yok. Bunda da yok. Sen ben. Nerede bu adam? Alt katta o zaman. Tamam, bu böldürü saldırı girip püskürtüldü diyor. Tamam, bu görev böyle bitiyor arkadaşlar. Commanding officer, this is the after-action report for the 82nd Airborne, July 11th, 1943. Landed at 22:30 hours under heavy fire. Ama ne olursa olsun harita tasarımını güzel yapmışlar. Village and its environs were cleared and secured. Enemy currently retreating to the north. O resimlerde bir şey vardı ya, Mussolini'nin olduğu yer herhalde. Alman Adolf Hitler'le anlaşma yapıp işte İtalya'da hani Almanlarla birlikteydi ya, Mussolini yönetiyordu o zaman İtalya'yı. Adolf Hitler'le birlikte. İkinci Dünya Savaşı gerçekten çok ilgi çekici. Yani çok farklı şeyler yaşanmış. O kadar çok hikayeler var ki. Özetlerimizi aldık bunlarla ilgili. Karanlık diyor. Durumlar, madalyalar, üst düzey madalya. He, ilerledikçe demek ki atıcılığın artıyor. Anladım. Madalyalar, mücadeleye devam et diyelim. Bir sonraki bölüm herhalde İtalya'da. Burası neresi? Çizmeye benziyor, görüyor musun arkadaşlar İtalya? Paestum İtalya. Gentlemen. Beyler. I am as surprised to be here as you are. We were not intended to support the invasion of Italy, but after steamrolling inland in what looked like an easy victory. General Clark's men have been subjected to fierce gideceğimiz yer bak Sicilya. Palermo var. Porto diyor. Germans withdrew their supply lines all along the Amalfi coast, forming staging areas to support surprise counterattacks. The largest of them is located here. Haritayı gösteriyor burada. Giriş yapacağımız, çatışma yapacağımız bütün noktalar, bütün yerleri gösteriyor bize. We must dismantle their operations piece by piece. An enemy communication center is located to the south. Strike fast. A motor pool lies to the north. Sabotage any and all fuel supplies. Finally, we have reports that the enemy has a munition stockpile hidden somewhere among the excavation. Find it and remove the threat. Okay. Tamam. Bize bilgiler verdiler, briefing verdiler. Bu bölgeyi ele geçireceğiz demek ki. Silahları al ve görev başlasın. Almanlar bu üniforması da zaten bir tuhaf yapmışlar. Kötü bir var, savaştan daha berbattır diyor. Tacitus. Almanların zaten bu üniformaları gerçekten, yani savaş tarihinde, 2. Dünya Savaşı'nda çok farklı bir şeyleri var. Gösteri bölümü. Üniforma tasarımları, Tiger tankları, ondan sonra o Messerschmitt ME-216 uçağı, 262 uçağı, uçaklar falan, muazzam tankları, her şey ya. 2. Dünya Savaşı'nda çok geliştirmiş Almanlar. Fritz X diye bir tane şey var. Gökyüzünde böyle kontrol edilebilir füzeleri var. V2 roketleri, rampaları var. Huslav var. Yani savaş tarihini eğer araştırırsanız Almanların getirmiş olduğu teknoloji muazzam. Ama biz şu anda harikalıyız. Şimdi görüş iş yapacağım ya. Ben nereye gitmem lazım? Şuraya.
spam tepeyim. Ben nasıl bir yerim var ya. Ne çok adam oldu şimdi her yerde. Söver subaylarla savaşıyoruz he. Tabi rütbe arttı. Bunu işte tamam. Şöyle bir atmosferi inceleyeyim. Adamlar niye zor ediyor? Tamam buradan devam edelim. Bu kaldığım yerden şu noktadan arkadaşlar devam edeceğim. Tam burada. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Ben Özgür Demir, Medal of Honor, Airborne oynadık ve oynamaya devam edeceğiz. Bu arada YouTube kanalıma abone olduğunuz için, videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.